Şimdi sorumuz şu çocuklar. Elimizde bir tane buton var ve bu butonu çalıştıracak 3 tane çıkışımız var. Butonumuzun bağlı olduğu girişi input 0.0 diyelim. Bu bizim girişimiz olsun. İlk bastığımızda Q0.0 çıkışını çalıştıracak. Elimizi çekeceğiz. Q0.0 çalışmasını sürdürecek. İkinciye basacağız. Q0.1 devreye girecek. İkinci kez elimizi çektiğimizde bastıktan sonra Q0.0 ve 0.1 beraber çalışmayı sürdürecek. Üçüncü kez basacağız. Q0.2 devreye girecek. Yani Q0.0, 0.1, 0.2 devrede elimizi çekeceğiz. Bu üçlü çalışmasını sürdürecek. Butona istediğimiz herhangi bir zamanda tekrar dördüncü kez bastığımızda bütün çıkışlarımız kesilecek. Tamam mı? Soru bu. Yani bir tane input 0.0 girişimiz var. Birinci basışta Q0.0, ikinci basış Q0.1, üçüncü basış Q0.2, dördüncü basış reset. Yani hepsi devre dışı kalacak. Şimdi bunun üstünde beyin jimnastiği yapabilirsiniz, denemeler yapabilirsiniz. Tamam, kabul. Burada nasıl yapacağız? Burada aklımıza ilk geldiği şekliyle başlayacağız. Yani bir sürü yaz boz yapa yapa sonuca gideceğiz. Tamam mı? Burada önemli olan sonuca nasıl gideceğimiz. Deneme yanılmalarla sonuca gideceğiz. Bu yaptığımız her deneme yanılmaları, bu yanılmalardaki hatalarımızın neler olacağına bakacağız. Şimdi ilk aklınıza gelen şey veya şartlar ne? İlk bu 0.0. Çözüm 1 diyelim buna. Input 0.0. Neyi çalıştıracak? Q0.0 çalıştıracak mı? Çalıştıracak. Kabul. Yine input 0.0 neyi çalıştıracak? Q0.1 çalıştıracak mı? Setleyecek bir. Yine input 0.0 gelecek, neyi çalıştıracak? Q0.2 setleyecek bir. Yine aynı input Q 0.0'dan itibaren 3 bit resetleyecek. Yani 0.0, 0.1 ve 0.2 resetlemiş olacak. Tamam mı? Şimdi ilk aklımıza gelen şey bu. Şartlar. Q0.0 bunu da çalışacak. Hepsini resetleyecek. Bakıyoruz devrenin çalışmasına. Input 0.0'a bastınız mı? Input 0.0'a bastığınızda bu 1 oldu mu? Hatta renk yapalım. Bu 1 oldu mu? Oldu. Buradan burada setlendi 1 oldu mu? Oldu. Buradan burada setlendi 1 oldu mu? Oldu. Şu anda 3 ile 1. Elimi bastım ve ilk çevrimdeyim. Geldi şu input 0.0'da. Input 0.0. Geldi. Hepsini resetledi. Bu her döngü aynı olacaktır. Yani elimi basayım, her döngü bu böyle olacaktır. Başa dönecek, yine setleyecek, setleyecek, setleyecek ve setleyecek. Peki çıkış kremenslerini ben ne göreceğim burada? Çıkış kremenslerini ne göreceğim çocuklar burada? Sıfırı göreceğim. Niye? Çünkü gidiyor hafızalarında bunu bir yazdı, bunu bir yazdı, bunu bir yazdı hafızalarında. En son hafızalarında gitti düzeltti, ne yazdı? Sıfır yazdı. Ve hafızalarında en son kalan değer geçerlidir. Yani bu çözümde benim kıyas çıkışında herhangi bir çıkışı aktif olarak görme şansım yok. Tamam mı? Ha, şartlar tamam, input onda, onları çalıştırıyor ama sıralı çalışma şartını bu sağlamıyor. Artı zaten çıkışım sıfır. Çalışma şartını sağlamıyor. O zaman bu çözüm değil. Şimdi bu çözümün üstünde biraz daha oynayarak başka bir şeyler deneyelim. PLC'mize şu anda birinci çözümü yolladık. Input 0.0'a giriş verip çıkışların ne olacağına bakacağız. Input 0.0'a şu anda giriş verdik. Input 0.0'ımıza giriş verdiğimiz zaman çıkışlarda herhangi bir değişim yok. Yani input 0.0'ımız aktif olsa da çıkışlarımız şu an için aktif olmuyor. Bu yanlış bir çözüm. Çözüm 2 diyelim. Şartlı çalışma var. Biri çalışacak, diğeri çalışacak, öbürü çalışacak. Tamam mı? Şimdi şuna gelelim. Input Q0.0 ne çalıştıktan sonra çalışacak? Q0.1 düzeltiyorum. Q0.1 kim çalıştıktan sonra çalışacak? Q0.0'dan sonra. Q0.2
Q0.1'den sonra çalışacak. Q0.0'dan itibaren reset ne zaman atılacak? Q0.devreye girdikten sonra atılacak. Öyle değil mi? Şimdi bakalım ne oluyor. Input 0.0'a bastık mı? Bastık. Burayı kapadı mı input 0.0? Kapadı. Bunu setleri 1 yaptı mı? 1 yaptı. Burayı kapadı mı? Kapadı. Q0.0 1 olduğu için bura kapandı mı? Kapandı. Geldi bunu 1 yaptı mı? Yaptı. Bu Q0.0 şu anda da ve Q0.21. Input 0.0'a basılıyor. Kapalı mı? Kapalı. Şurada 1 olmuştu Q0.1. Kapadı mı? Kapadı. Çıkışı 1 yaptı mı? Yaptı. Q0.2'de 1 mi? 1. Bura kapalı mı? Kapalı. Elim basılı çünkü. Ve aynı çevirmeyi. Bura kapadı mı? Q0.1 olacak. Kapadı. Hepsine gitti. Reset olarak 0 yazdı mı? Yazdı. Bir şart denedik. Bir şart koyalım dedik. Şartlı çalışma. Ha, olabilir ama şartımı sağlayan durum bu değil. Yani şu anda yapmış olduğum çözüm 2 de beni cevabımı sağlamıyor. Çözüm 1 ile aynı. PLC'mize ikinci çözümü yolladık. Şu anda PLC'mize ikinci çözüm var. Input 0.0'a giriş verip çıkışların durumuna bakacağız. Input 0.0'a giriş verdiğimiz zaman çıkışlarımızda herhangi bir değişim olmuyor. Bu yanlış bir çözüm. Şimdi çözüm 3'ü deneyelim. Bir başka çözüm deneyelim. Şu anda çalışma mantığı nasıldır PLC'nin? Üst satırdan alt satıra doğruydu. Üst satırdan alt satır olduğu için şu sıralamayı bir değiştirelim. Şunu Q0.2 yapalım. Aynı kalıyor. 2 1 ile aynı kalıyor. Q0.0 olsun. Tamam mı? Şimdi bakalım ne olacak? Input 0.0'a bastım mı? Bastım. Setledi mi? Setledi. 1 yaptı mı? Yaptı. Input 0.0'a basılı mı? Basılı. Setledi mi? Setledi. 1 yaptı mı? Yaptı. Input 0.0'a basılı. Çıkış verdi. Q0.0 setledi mi? Setledi. Input 0.0'a basılı. Q0.0 ve 0.2 aralığını resetledi mi? Resetledi. Yani birincide yaptığımızdan çok farklı bir şey olmadı. Tamam mı? Yine döndüğünüz zaman aynı olay sürdürecek. Çıkışlarım devamlı 0 verecek bu. Şimdi sıralama böyle kalsın ama çözüm 2'deki buna şartları koyalım. Bakalım ne olacak? PLC'mize şu anda 3. çözümümüzü yolladık. Tekrar input 0.0'a giriş vererek çıkışların durumuna bakacağız. Input 0.0'a giriş verdiğimizde çıkışlar aktif olmuyor. Bu yanlış bir çözüm. Sıralama aynı kalacak. Çözüm 2'deki o kontak şartlarını bunu tekrar vereceğiz. Q0.2 ne zaman devreye giriyordu? Q0.1'den sonra. Öyle değil mi? Evet. Q0.1 ne zaman devreye giriyordu? Q0.0'dan. Q0.0 direkt devreye giriyordu ilk basışta. Resette ne zaman atman gerekiyordu? Q0.2'den sonra. Tamam. Şimdi bakalım ne olacak çalışmamız. Input 0.0'a bastın mı? Bastım. Açık mı? Açık. Açık olduğu için çıkışı 0 verdi mi? Evet. Verdi. İniyorum aşağı satıra. Kapalı mı? Kapalı. Açık olduğu için yani 1 verdi ama bu açık olduğu için 0. 0'dan bastım. Kapandı. Kapadı. Çıkışı ne verdi? 1 verdi. Evet. Sanki olacak gibi. İniyorum aşağıya. Input 0.0 kapalı. Q0.2 açık olduğu için reset yok. Yani son neyse değerler o değerleri koruyor. Sanki olacak gibi. Değil mi? Ama olmaz. Ama bir şeyin çalışıp çalışmadığını veya bir şeyin olup olmadığını bakarken parmağımızı daha butondan kaldırmadığımızı düşünüyorsunuz ve bir sonraki çevirim ne olacak ona da bakacaksınız. Öyle değil mi? Şimdi parmağım bastım. Hanginizin parmağı veya hanginizin input girişine elle bir çevrimden daha kısa veya bir çevrim süresinde giriş verebilirsiniz? İmkansız. Çünkü bir çevrim 50 milisaniyelerde. Yani saniyenin %5'i, saniyenin 1/20 mertebelerinde.
Tamam mı? Bu kadar hızlı değilsiniz. O nedenle parmağın butonun üstünde veya girişim devam ediyor ve bir sonraki çevirime döndü. Döndü mü bir sonraki çevirime? Hala kapalı mı? Kapalı. Açık mı? Açık. Açık olduğu için çıkış sıfır mı? Sıfır. Aşağı indim. Az önce bir olmuş muydu? Evet. Oldu. Kapalı mı? Evet. Kapalı. Bire döndü mü? Döndü. Bu zaten bir olmayı sürdürüyor. İniyorum. Kapalı. Açık. Reset yok. İkinci çevrimde bir değişme var. İstenen bir durum değil. Devam ediyorum üçüncü çevrime. Az önce bu kapadı mı? Kapadı. Şey, biri oldu. Kapadı mı? Kapadı. Çıkışı bir yaptı mı? Yaptı. Bu zaten kapalı. Çıkış bir olduğu sürdürüyor. İndim aşağıya. Bu zaten baştan aldı. Reset devam ediyor. Şey, seti devam ediyor. Gidiyorum aşağıya. Q0 kez önce ne oldu burada? Kapandı. Reset bastı. Bakın şu değişim hepsi birinci basınçta oluyor. Ve birinci basışın sonunda hafızada kalan değer ne veya hafızada kalan şey ne? Resetin olması. Tamam mı? Ha, ilk baştan oluyormuş gibi geldi bana. Aa, sıralı girdi devreye. Kabul sıralı girdi ama bunların hepsi aynı çevrimde oluyor. Tamam mı? Bakın bir yerden sırayı yakaladık. Anlaşıldı mı? Yani bir yerden sıralı devreye sokma işini yakaladık. Şimdi devam edelim. Buna daha ne yapabiliriz? Tamam mı? Şu anda hatalarımızı düzeltmeyle işe devam edeceğiz. Yeniden koyabiliriz. Bu çözüm 4'tü benim için. Tamam mı? Çözüm 4 olarak bunu yaptık. Şimdi bir başka deneme daha yapacağız buna. PLC'mize şu anda 4'ün çözümümüzü yolladık. Input 00'a aktif ederek, giriş vererek çıkışların durumuna bakacağız. Input 00'ı aktif ettiğimizde şu anda verdiğimiz anda input 0.001 aktif oluyor. Elimizi çektiğimizde input 0.1 aktif olmuyor. Devam ediyoruz giriş vermeye. Şu anda sonuç değişmiyor. Yani butonumuzda giriş uyguladığımızda 00 ve 01 aktif. Elimizi çektiğimizde butonumuzda şey aktif değil. Fakat daha sonra 3. basışımızda bütün çıkışlar sönüyor. Yani bu da yanlış bir çözüm. Şimdi 5. bir deneme yapıyoruz. Sıkıntı neydi burada? Sıkıntı şuydu. Aynı çevrim içerisinde devreye girmeleriydi. Ben şöyle bir şey biliyordum. P kontağı diye bir kontağım vardı benim. P kontağı ne yapıyordu? Pozitif kenarı gördüğü ilk çevrim. İlk çevrim sadece bir kere çıkışını aktif ediyordu. Acaba burada onu kullanabilir miyiz? Çünkü burada sıkıntı ne? Aynı çevrim içerisinde hepsinin setlenmesi ve resetlenmesi değil mi? Peş peşe gelen çevrimlerde, yani dördüncüde en son hepsi resetleniyor. Bir girdi, ilk çevrim. İkinci girdi, ikinci çevrim. Üç girdi, üçüncü çevrim. Dördüncü çevrimde resetleniyor. Eğer ben P kontağını burada düzgün kullanabilirsem, P kontağı ne yapacaktır? Sadece bir çevrim çıkış verecek. Öyle değil mi? Evet. Ha, P kontağını bir deneyeyim bakayım. Acaba sadece bir çevrim dışı çıkışını setlediği için burada benim işime yarar mı? Şunların hepsinin çıkışına ben bir P kontağını yerleştireyim. P P. Şimdi soruda şöyle bir kısım da vardı. Diyordu ki dördüncü basınçta resetleyecek. Şunu bir düşünmeyelim önce. Yani reseti ilk önce ben bir bunları sıralı olarak devreye sokayım. Yani şu reseti gidelim input 0.1 atayalım. Çalışma şartında 0.1 yok ama şu reset işi karıştıran kısım, yani en son hepsini resetliyor çıkıyor. Tamam mı? Reset olmadan bir düşünelim işi. Yani önce ilk adımı yapalım. Sıralı olarak devreye sokabiliyor muyum ona bakalım. Tamam mı? Resetin üstünde daha sonra düşünürüz. Şimdi P kontağını koydun mu? Koydum P kontağını. Input 0.0'a bastık mı? Kapadı. Açık mı? Açık. Çıkış yok var mı? Yok. Çıkış yok. Kapalı. Açık. Çıkış yok. Kapalı. P kontağını da gördü zaten. Bir çevirdi. Çıkış verdi. Bir yaptı. Reset şartına bakmama gerek yok. Niye? Reset ayrı bir şart. Yani reseti ayrı bir yere atadık. 0-1 gibi. Çünkü kafamı karıştırıyor. Tamam mı? Devam ediyoruz. Şu anda ilk çevirdeyim. İlk basışın ilk çevirimi. Kim aktif?
0 0 aktif. Döndü. Açık, kapalı, açık, 0. Kapalı, az önce kapandı mı? Kapandı. Bakın şimdi P ne gördüm? Şu anda P yükselen kenarı gördü. Gördünüz mü? P yükselen kenarı gördüğü için çıkış verir mi? Verir. Bir. İndik aşağıya, bir olmayı sürdürüyor. Reset atladı, tekrar başa döndü. Şimdi kim girdiler? Q 01. Kapadı mı? Burayı bakın. Bu zaten önceden kapalıydı. Şimdi yeni bu kapadı. Bu kapayınca P'nin önüne ilk defa yükselen kenar geldi. Anlaşıldı mı? P'nin önüne ilk defa yükselen kenar geldiği için çıkışı götürdü, setledi. Ha, bakın ne oldu? Tamam, kabul, peş peşe girdiler ama bir önceki çözümden çok da farklı bir şey olmadı. Tamam mı? Şimdi P kontaklarının yerini değiştirerek bir başka deneme daha yapacağız. Tamam mı? Bakalım. Şu anda PLC'mize 5. çözümü yolladık. Girişe aktif ederek, enerji vererek çıkışların durumunu göreceğiz. Input 0.0'a aktif ettiğimizde dikkat ederseniz 0.0, 0.1 ve 0.2 nolu çıkışlarımız aktif oldu. Elimizi çektik, tekrar verdik. Şu anda sonuç değişmiyor. Evet, sonuçta herhangi bir değişim yok. Bu da yanlış bir çözüm. Şimdi bir deneme daha yapacağız. Az önce koymuş olduğumuz P kontaklarının yerlerini değiştireceğiz. Niye değiştireceğiz? Böyle bir şeye niye ihtiyaç duyduk? Önce onu söyleyelim. Şu P çıkışı bir çevrim aktif ediyor. Kabul. Aktif ediyor ama önüne eğer yükselen kenar gelirse. Burada sıkıntı ne? Bir önceki kontaktör devreye girdiği zaman bir sonraki çevrimde P önüne yükselen kenarı görüyor. Ama P yükselen kenarı ilk inputta görmüş olsaydı çıkışlarını aktif etmeyecekti. Bakın şimdi daha iyi anlayacaksınız. Buraya P'yi koyduk. Bunun şartı neydi? Q 0.1. Buraya P'yi koyduk. Bunun şartı neydi? Q 0.0. Bu P koyalım buna da. Hadi bozmayalım. Bu şart zaten ayrı bir şart olarak yaptık. Şurayı biraz daha silelim. Oradaki P gereksiz değil mi? Ya buradaki P gereksiz. Şimdi bak. Oradaki P gereksiz de olay şu, bir simetri içerisinde gidiyorum. Tamam mı? Çünkü simetri bir çözüm. Anlaşıldı mı? Yani sıralı bir çözüm, simetri bir çözüm. Bir simetri içerisinde gidiyorum. En son zaten yapmam gereken ne biliyor musun? En son oturacağız, bakacağız hangi elemanlar gereksiz, hangileri çıkartırsam sistemin çalışmasına mani olmuyor. Demek istediğimi anlatabiliyor muyum? Ama bunu daha problemin başında görmemiz çok zor. Şu anda zaten o şartları sağlamakla uğraşıyoruz. Tamam mı? Önce o şartları bir sağlayalım, derdi mi? Ondan sonra sadeleştirmeye gideriz. Sorun değil sadeleştirmene. Tamam mı? Zaten fazladan koyduğun her buradaki eleman mikrosaniyeler mertebesinde piyasanın döngü süresini kısaltıyor. Şimdi bakalım çözüm altında neler olacak? 6. denemedeyiz şu anda. İnput 0.0'a bastım mı? Bastım. P yükselen kenarı gördü mü? Gördü. Çünkü önünde sadece input var. Çıkışını 1 yaptı mı? Yaptı. Çıkış 1 ama bura açık mı? Açık. Bu ne? 0. Tamam. İniyorum bir aşağı satıra. İnput 0.0 kapalı mı? P yükselen kenarı gördü mü? Açık mı? 0. Yükselen kenarı kapalı, yükselen kenarı gördü, çıkışı 1 yaptı, yine reset şartına bakıyorum, reseti başka bir şeye atamıştı. Döndü, kapalı mı? Kapalı. Yükselen kenarı gördü ama bir önceki çevrimde gördü. Anlaşıldı mı? Artık bunun önündeki kapalı olup buranın 1 olması bunun için bir yükselen kenar değil. Zaten 1. Anlaşıldı mı? Çünkü bir önceki çevrimde yükselen kenarı gördü. Artık bu çevrimde bunun için bu yükselen kenar değil. Anlaşıldı mı dediğim? Ve bu yükselen kenar olmadığı için çıkışını neye çevirdi? Sıfıra çevirdi. Çıkış sıfır. Bundan sonra hangi kontak ne durumda olursa olsun
fark etmez. Çıkış devamı sıfırdır. İndik aşağıya, kapalı. Kapalı ama yükselen kenarı yine bu da bir önceki çevrimde görmüştü, öyle değil mi? Artık bunun için bu yeni bir yükselen kenar değil. Yeni bir yükselen kenar olmadığı için çıkışı 1'di. Az önce şimdi neye çekti? 0'a çekti. Hocam bu kapalı. Kapalı mı? Tamam, kabul. 0-0 kapalı ama 0-0'ın girişi 0. İstediği kadar kapalı olsun. İsterse burada hiç olmasın. Sonuç itibariyle buradaki değer 0. Çıkış 0'ın bu zaten 1 olmayı sürdürüyor. Reset çarpına tekrar bakmıyorum. Bakın bir sonraki çevirmeden dönüşü bu budur. Bu ne? Birinci basışım. Elimi çektiğimde de N kontağı olmadığı için herhangi bir değişim var mı? Yok. Şimdi ikinci basışa bakalım. İkinci basmada neler olacak? Şunları sileyim. İkinci kere bastım mı? Bastım. Bu kapalı mı? Kapalı. P için bu yükselen kenar mı? Evet. Yükselen kenarı bu gördüğü için çıkış edilir mi? Evet. Q0.1'in durumu ne? Açık. Açık olduğu için? Sıfır. Geldik. Input 0.0 kapalı mı? Kapalı. İlk yükselen kenarını gördüm P. Gördü. İlk yükselen kenarını P gördü. Ve P ilk yükselen kenarını gördüğü için çıkışına güverdi mi? Verdi. Kapalı mı bu şu anda? Kapalı. Çıkışı ne yaptı? Bir. Aşağıdaki zaten set olmasını sürdürüyor çünkü reset yemeli. Bir sonraki çevirime dönüyorum. Yani ikinci basışın ikinci çevirime. Geldik mi? Geldik. Kapalı mı? Kapalı. Yükselen kenar ama bir önceki çevirimden kalan yükselen kenar. O zaman bu çıkışına sıfır veriyor. Bu kapalı mı? Kapalı. Kapalı ama girişi sıfır. Bir sonraki çevrimde de bu sıfır olmasını sürdürüyor. O zaman ikinci basışları ikinci devreye soktun mu? İkinci basışları ikinci devreye soktum. Elimi çektim yine N kontağı veya başka bir durum olmadığı için aynı şekilde çalışmayı sürdürüyor. Üçüncü basışa geliyorum. Şunları bir daha silelim. Üçüncü basışta ne olacak bana bakalım. Şimdi üçüncü basışta ben bir tek üst satıra bakacağım. Niye üst satıra bakacağım? Zaten bu ikisi setli mi? Setli. Setin önündeki şu kontaklar açık olsa da set olmayı sürdürür mü? Sürdürür. Set demek bir çevrim dahi olsa bunun bir görmesi girişini ve kendisini kalıcı olarak bir yapmasıdır. Yani şurada kontaklar açık olsa bundan set olmayı sürdürür mü? Sürdürür. Reset bastın mı şimdiye kadar bunlara? Reset de basmadım. O zaman sadece üst kontağı düzeltiyorum. Üst taraftaki çıkışa bakalım ne olacak? Üçüncü basmayı yaptın mı? Yaptım. Üçüncü basışı yaptığın o burası kapandı mı? Yükselen kenarı ilk defa gördü mü? Gördü. Çıkışına bir verdi mi? Verdi. Çıkışına bir verince bu kapalıydı. Bir önceki çalışmadan çıkışı getirdi. Bir yaptı. Çalışma şartını sağladı mı istediğim çalışma şartını? Bir kısmı sağladı. Tamam mı? Bir kısmı şu anda sağlandı. Ha, nerede sıkıntım var? Durmada sıkıntım var. Yani dördüncü basışta benim bunu durdurmam lazım. Şu anda ilk üç basışta sıralı olarak devreye aldım. Bakın burada dikkat etmenizi istediğim bir şey var. Birincisi çıkışların yerlerini değiştirdiniz. Yani aşağıdakini yukarıya aldınız. Yukarıdakini aşağıya aldınız. Çalışma değişti. Gördünüz mü? Çalışma mantığı değişti. Bir diğeri P kontağı, kontağın önünde veya arkasında olma durumunda P kontağının şeyi de değişti. Çalışma mantığı da değişti. Gördünüz mü ondan? Burada göstermek istediğim şu ana kadar iki tane nokta vardı. Bunlardan bir tanesi şu sıralamanın değişmesi çalışmayı değiştiriyor. Bu bir. Şeyde olmaz bu. Röleli kumandada olmaz. Çünkü bir yerden enerji verdiğin zaman aynı anda enerji buradaki bütün elemanlara gider. Tamam mı?
Ve orada mesela aynı anda 4 tane kontaktörü devreye alırız. 4 tane kontaktöre enerji verdiğiniz zaman hangisi mekanik olarak önce çekerse işlem yapar. Anlaşıldı mı? 4'ü birden paralel bağlanır orada. Enerjiyi 4'ü birden aynı anda alır. Ama mekanizması kimin hızlıysa, ki bu şansa kalmıştır, anlaşıldı mı? A firması, B firması, A firmasının içerisindeki işte şimdi çıkanla ertesi gün çıkan üretim arasında dahi fark vardır. Röleli kumandada böyle bir mantık, sıralama mantığı yoktur ama burada var ve bunu gördük. Yukarıdan aşağı doğru sıralamam gidiyor ve bunların yerlerini değiştiğim zaman sıralama değiştiği zaman çalışma mantığı değişiyor. Bu bir P kontağının, bakın P kontağı buradaydı, buraya aldım. Yerlerini değiştirdim ama çalışma mantığı değişti. P kontağını buraya aldığınız zaman çalışmadı. P kontağını tekrar söyleyecek olursak, girişini ne zaman aktif görürse o çevirir sadece iş veriyor. Şimdi sorunun ilk kısmını, çalıştırma kısmını tamamladık. Tamamlamamız gereken kısım neresi? Durdurma kısmı. Şimdi onun üstünde denemeler yapacağız. Şu anda PLC'mize 6. çözümü yolladık. Girişi aktif ederken input 0.0'a çıkış durumuna bakacağız. Şu anda birinci giriş, girişi birinci kez verdik. İkinci kez verdik. Üçüncü kez verdik. Evet, input 0.2 en son yandı. Giriş vermeye devam ediyoruz fakat çıkışlar sönmedi. İstediğimiz bir çalışma değil. Bu da yanlış bir çözüm. Şimdi sorunumuz ne? Sorunumuz sistemi durdurmak. Yani dördüncü basışta durdurmak. Çalıştırmayı başardık mı? Başardık. Şu kısma dikkat edecek olursanız, şu kısım devreyi çalıştırmak için yapılan kısım. Yani bu nereden gelmişti bana? Çözüm altından gelmişti. Şimdi derdim ne? Derdim sistemi durdurmak. Tamam mı? Sistemi durdurmak için ekstra bir şeyler yapacağım. Sorunun ilk kısmını yaptık. Bu PLC problemlerinde parça parça gidin. Yani önce birinci şartı sağlayın, sonra ikinci şartı sağlayın, sonra üçüncü şartı sağlayın. Adım adım gidin. Şöyle söyleyeyim. Tecrübeniz çok yoksa devrenin hepsine birden hakim olma şansınız çok zordur. O nedenle parça parça gideceksiniz. Kadın doktora gitmiş. Doktor bey demiş. Ben demiş, çok fazla demiş. Gaz kaçırıyorum. Olur olmaz yerlerde. Ondan sonra ama demiş. Allah'tan demiş. Kaçırdığım gazın demiş. Kokusu da yok. Ses de çıkmıyor demiş. Ama demiş. Ben gaz kaçırdığımı biliyorum ve bundan rahatsızım demiş. Tabi doktorun yanına da birkaç sefer bu gaz kaçırdığı için doktor bu olayı anlamış. Bir reçete yazmış. Hanımefendi demiş. Bu ilaçları kullanın. 15 gün sonra tekrar kontrole gelin. Kadın gitmiş ilaçları kullanmış. 15 gün sonra doktora gelmiş. Doktora feryat figan ediyor. Ya doktor bey ne yapıyorsunuz siz diyor ya. Hem diyor gaz kaçırmamı engelleyemediniz, tedavi etmediğiniz gibi diyor. Şu anda diyor dehşet kokmaya başladı diyor. Çok kokuyor diyor. Eskiden kokmuyordu diyor. Daha kötü oldu size geldiğinden beri diyor. Doktor da diyor ki evet hanımefendi diyor. Burnunuzdaki sıkıntıyı hallettik diyor. Şimdi sıra diyor kulağınızdaki sıkıntıda. Parça parça gideceksiniz. Önce sıkıntı 1, sıkıntı 2, sıkıntı 3 veya şart 1, şart 2, şart 3. Neyse bu şartlar, bu şartları sağlayalım. Şimdi şeyi sağladık. Çözüm altıyla devreyi çalışmasını sağladık. Durdurmada da aynı yöntemi kullanacağız. Tamam mı? Q'larınız sıralı devreye alıyorsa aynı yöntemi kullanacağım. Bu sefer yardımcı röle merkel elemanını kullanıyorum. Niye? Q kullanmamın gereği yok. Çünkü Q fiziksel bir çıkıştır. Yani Clemens olan gerçek bir çıkıştır. Q'yu kullanmayacağım bir çıkış için PLC içerisinde programda kullanmam mantıklı değildir. Bu ne demek? Yani ben burada örneğin Q0.4'ü kullansam veya Q0.3'ü kullansam yapacağı görev sadece sistemi resetletmektir. Sistemi resetletmede bir yardımcı eleman olarak kullanacak. Ama bunun gerçek çıkışı var. Gerçek Clemens var. Eğer gerçek bir çıkış lazım olduğu zaman bana içeride ara işte kullanacağım eleman olarak gerçek çıkışı kullanırsa o çıkışı ben ne yapmış oluyorum? Öldürmüş oluyorum. Halbuki PLC'de giriş ve çıkış sayıları paraylıdır. Tamam mı? Yani PLC'nin giriş çıkış sayılarını arttırmaya başladıkça PLC'nin maliyetini arttırırsınız. O nedenle gerçekten kullanmayacağım bir çıkışı içeride de problemli hiç kullanmam. Neyi kullanırım? Sanal yardımcı elemanları, sanal yardımcı röleleri kullanırım. Merkerler. V hafıza alanları veya L hafıza alanları benim PLC'de. Şimdi en çok bu merker kullanılır. Yardımcı eleman olarak, yardımcı röle diye. Şu çalışmayı biliyorsunuz. En son neyi yaptık? Üçüncü basışı yaptık.
Tamam mı? Ben direkt dördüncü basınçtan devam ediyorum. İlk üç basınçta bunlar ne? 1, 1, 1. Dördüncü kez bastığımda bakın ne olacak? Bastı mı dördüncü kez? Kapalı mı? Evet. He? Kapalı. P çıkışı yükselen kenarı gördü mü? Gördü. P çıkışını aktif etti mi bir? Q0.2 hangi durumda? Kapalı durumda. Q0.2 ne zaman kapandı? Şurası 3. basmada kapandı. Öyle değil mi? 3. basmada kapandığı için daha önceden bu satır çalışmadı. Tekrar söylüyorum. Bu ne zaman kapandı Q0.2? 3. basışta. 3. basışta bu kapandığı için de daha önceki satırlarda söylüyorum. Daha önceki basmalarda bu satır çalışmadı. Bu ancak 3. basışta kapandı. Yani 4. basışa hazır hale geldi. Anlaşıldı mı burası? Evet. Kapalı. Çıkışına bir verdi mi? Verdi. Merkel. 4. basışta bir oldu mu? Oldu. Aşağı iniyorum. Burada bir değişiklik yok. Tamam mı? Aşağı satırlarda bir değişiklik yok. En alta geldik. Merkel şu anda ne? Kapalı. Bir yani. Bir. Kapadı mı? Kapadı. 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 0.0 ile 0.1, 0.2'yi resetledi mi? Evet. Bunlar resetlendi. Tamam. Durdurma işlemini Merkel'le yaptım. Ama şu. En son iş bittiğinde bir daha başa dönebilmem için devrede herhangi bir kalıcı elemanın olmaması lazım. Bir sonraki ilk 3 basışı yaptım, 4.'yü yaptım, söndürdüm. Bir sonra bir daha 3 tane yapacak ve 4. basışta söndürecek. O nedenle ilk çalışmada işim bittiyse bütün elemanlar devre dışı kalmalı. Şimdi Merkel resetledi mi? Merkel resetledi. Merkel resetledikten sonra kendisini de devreden çıkartması lazım. Döndüm bakıyorum. Merkel kendisine resetledi mi? Evet. Resetledi. O zaman Merkel ne oldu? Evet, sıfır oldu. Sıfır oldu. Anlaşıldı mı? Yani dördüncü basışta Q'ların hepsi sıfır oldu. Ve Merkel de resetlendi. Ha oldu. Oldu demem için erken. Niye? Dördüncü basıştayım. Sistemi resetlettim ama elim hala buton üstünde. Anlaşıldı mı burası? Dördüncü basışı yaptım. Sistem resetlendi ama hala elim dördüncü basışta buton üstünde ve neye girdim? İkinci çevrime girdim. Tamam mı? Şimdi dördüncü basış ikinci çevrime geldik. İnput kapalı mı? Kapalı. P yükselen kenar gördü mü? Hayır. Yükselen kenar bir önceki çevrimi gördü. Çıkışı sıfır mı? Bu satır çalışır mı? Çalışmaz. İnput 0.0 kapalı mı? Kapalı. P yükselen kenar gördü mü? Görmedi. Bir önceki çevrimde görmüştü. Anlaşıldı mı? Yani şu merkezi en son kendini resetlediği çevrimde gördü. O zaman burası yok. Çıkış ne? Sıfır. Bu satır çalışmıyor. Yine input 0.0 kapalı. P yükselen kenar gördü mü? Görmedi. Çünkü input 0.0 bir önceki çevrimde de kapalıydı. Öyle değil mi? Input 0.0 bir önceki çevrimde de kapalıydı. O zaman çıkış 0. Bu satır da yattı. 0.0 kapalı. P yükselen kenarı gördü mü? Hayır, P o an görmedi. T bir önceki çevrimde yükselen kenar görmüştü. O zaman çıkışı ne verecek? Sıfır. Burası ne? Merkel kendini resetlediği için açtı. Dördüncü basış ikinci çevrimde de bir değişiklik oldu mu? Olmadı. Dördüncü basışta ikinci çevrime de baktım, bir değişiklik olmadı. O zaman şu çözüm çalışıyor. Tamam mı? Beşinci kez bastığında tekrar en baştan mı başlıyor? Ona bakalım. Dediği şu. Hocam dördüncü basışta durduk. Elimizi çektik. Beşinci basışta ne olacak? Şimdi şöyle söyleyeyim. İlk basmaya başladığımızda sistemdeki hepsi sıfır mıydı? Sıfırdı.
Dördüncü bastığımda hepsi yine sıfır mı? Sıfır. Öyle değil mi? İlk basmaya bunlara başladığımda buradakilerin hepsi ilk anda sıfır mıydı? Sıfırdı ve devre çalıştı. Şu anda dördüncü kez basışta hepsi sıfıra düştü mü? Düştü. Ve dördüncü basış ikinci çevrimde de sıfırı olduğunu korudu mu? Korudu. Yani bir değişiklik yok. Şu anda başlangıçtan hiçbir fark yok sistemin. Anlaşıldı mı? Yani başlangıçta da hepsi sıfırdı. Dördüncü basıştan sonra da hepsi sıfır. Ha, ne olur bundan sonra bastığında çalışmaz. Direkt şu satır tekrar çalışmaya başlayacak. Anladın mı dedim ben? Sistem bu. Şu anda PLC'mize 7 çözümü yükledik. Input 0.0'a giriş vererek çıkışların durumuna bakacağız. Birinci girişi verdik, Q00 çıkış yağı verdi. İkinci girişi verdik, Q0.1. Üçüncü girişi verdik, Q0.2. Tekrar giriş verdiğimizde sönmesini bekliyoruz. Evet, tekrar giriş verdik ve çıkışlarımız söndü. Çalışmaya devam ediyoruz. Tekrarların bilirliği var mı onu görelim. Evet. Şu anda dikkat ederseniz devrenin tekrarlanabilirliği bilirliği de var. Bu doğru bir çözüm. Bu bir sayma sorusu dikkat edecek olursanız. Ve bunu sayıcılarla yapabilir miyim? Sayıcılarla bir 4 sayısını sayabilirim. Birinci basış, ikinci basış, üçüncü basış, çalışma, dördüncü basış, durdurmayla. C1, C2, C3, C4 yukarı sayıcılarını koyduk. Bunlar neye sayacak? Bunlar input 0.0'a her basışında sayacak. Bu 1 sayacak. 2 sayacak. 3 sayacak. Ve 4 sayacak. Şunlar reset tuşları ama reset tuşlarını en son açıklayacağım ben size. Niye C4'ü koyduk? Şimdi input 0.0'a basmadığında ilk an PLC enerji verdiğimizde burada bir kapalı kontak var mı yok. Yani direkt devreye giren bir eleman yok. İlk basışı yaptık. İlk basışı yaptığımızda bir oldu mu? Oldu. Kontağını kapadı mı? Kapadı. Çalıştı mı? Çalıştı. İkinci kez bastık mı? Bastık. İki oldu mu? Oldu. Kontağını kapadı mı? Kapadı. Çalıştı mı? Çalıştı. Bir daha bastık mı üçüncüye? Üç oldu mu? Kontağını kapadı mı? Çalıştı mı? Çalıştı. Dördüncü basışta ne yapması lazımdı? Durması lazım. Dördüncü basışı neyle saydırdın? C4'le saydırdın. Dördüncü basışta çocuklar. Şunlar reset tuşlarıydı. Bunlar kapandı mı? He? Bu kapandı, bu kapandı, bu kapandı, bu kapandı. Dördüncü kez bastığında reset tuşları kapandığı için bunu sıfıra çekti mi? Bunu sıfıra çekti mi? Çekti. Bunu sıfıra çekti mi? Diğerleri açıldı hocam. Bunu sıfıra çekti mi? Çekti. Sayıyı ne yaptı? Reset. Şu anda PLC'mize 8'in çözümü yolladık. Input 0.0'a giriş vererek çıkışların durumunu gözlemleyeceğiz. Birinci giriş, birinci çıkış, ikinci giriş, ikinci çıkış, üçüncü giriş, üçüncü çıkış. Bundan sonra reset atması lazım. Evet, reset atıyor. Devam ediyoruz. Devrenin tekrarlanabilirliğini görmek açısından. Evet, şu anda devrenin tekrarlanabilirliği var. Bu çözüm doğru bir çözüm. Şimdi çözüm 8'de kullandığımız birinci sayıcıyı ortadan kaldırdım. Çünkü ilk Q0.0 çalışmasının başlangıç noktası input 0.0'a basmaydı. Yani eğer ben input 0.0 ile Q0.0'ı setlersem ilk basışta, ki bundan sonraki ikinci, üçüncü basışta da bu çalışmasını sürdürecek. Oradaki bir sayan sayıcıyı ortadan kaldırabilir. Şimdi başlayalım. Birinci bastık. İlk basışta kapandı. Bir oldu. Kapandı. Neyi setledi? Q0.0'ı setledi. İkinci kez bastığında 2 saydı, burayı kapadı. Bu çalıştı. Üçüncü kez bastığımda bu 3 oldu. C2 burayı kapadı. Bu çalıştı. Dördüncü kez bastığımda 4 oldu mu? 4 oldu. 4 oldu. 4 olunca geldi, burayı kapadı mı? Kapadı. Kapayınca reset'i attı mı?
arttık. Bütün çıkışlarımı veya şöyle söyleyeyim, Q0.0'ı resetledi. Dönüyorum. Bura kapalı mı? Kapalı mı? Kapalı mı? Bu reset uçları sayıcıların kapalı olduğu zaman reseti resetleyip sayıyı sayma değerlerini kaça çekti? Sıfıra çekti. Sıfıra çekince bu rekorda kaçırdı mı? Bakın bu durdu. Bu rekorda kaçırdı mı? Bakın bu durdu. Az önce de buradan reset atmıştık. Devre çalışıyor mu? Çalışıyor gibi gözüküyor. Tamam mı? Çalışıyor gibi gözüküyor. Dördüncü basıştayım ve parmağımı buton üstünden kaldırmadım çocuklar. Bakın. Ne oldu? Parmağım hala buton üstünde. Resetlemiş miydim Q0.0'ı? Evet. Resetlemiştim ama elim butondan çektim mi? Hayır. Çekmedi. Elim butondan çekmediği için bura tekrar set bastı mı? Elim butondan çekmediğim için bura tekrar set bastı. Reset şartı niye bağlıydı? C3 sayıcısına, öyle değil mi? Peki C3 sayıcısının sayma değerine bakıyorum. 0. Öyle değil mi? C3 sayıcısının sayma değeri 0 ise bu da kontak açık mı? Evet. Açık. Reset basabilir mi? Hayır. Reset basamaz. Reset basamadığı için ve elim butonda olduğu için en son Q00'ın gördüğü değerde 1, 2, 3, 4 saydınız. Dördüncüye bastığınızda Q01 ile 02 söner ama Q00 yanmasını sürdürür. Niye? Buradaki input dördüncü basışta resetlese dahi bir sonraki çevir. Dördüncü basıştaki ilk çevirde resetlese dahi parmağın burada olduğu için bir sonraki çevirde set basıyor. O zaman bu çözüm de tam olarak çalışmıyor. Şu anda PLC'mize 9'un çözümü yolladık. Input 0.0'a giriş vererek çıkışların durumuna bakacağız. Birinci giriş, birinci çıkış. İkinci giriş, ikinci çıkış. Üçüncü giriş, Q0.2, üçüncü çıkış. Fakat şu anda dikkat ederseniz Q0.0'ı söndüremiyoruz. Bu yanlış bir çözüm. Ne yaparız? Bir çözüm 10 diyelim. Gayet basittir. Olay ne? Bakın burada dikkat edin. Bakın hala çevrim süresi bazında düşünüyorum. Sıkıntı neydi burada? Input 0.0'a bastım. Sayıyı 4 yaptım. Sayıyı 4 yapınca zaman öyle şeyi düzeltiyorum. Sayıcılar devre dışı kaldı. 0 yaptım. Buradaki kontaklarını açtı. Bu buraya reset bastı ama bir sonraki çevrime döndüğünüzde parmağım hala burada. Ne basıyorum? Set basıyorum. Reset şartı kalktı mı ortada? Kalktı. O zaman ne olur en son? Seti görür. Eğer ben bu rüzgar dedik P kontağı ekleyecek olursam ne olur? P kontağı ekleyecek olursam ilk basışta gelir 3 yapar sayıcıyı, tamam mı? Sayıcıyı 3 yapar. Ondan sonra gelir şuradaki kontağını kapatır. Düzeltiyorum, sayıcıyı 4 yapar. Gelir şuradaki kontağını kapatır. Reset'i basar. O çevirip ama bir sonraki çevirime döndüğünde artık burayı ne görmez? Yükselen yanar görmez ve gidip set basmaz. O zaman oradaki hata neydi? Bir sonraki çevrimde de parmağımın basılı kalmasıydı. Eğer ben bu F kontağını koyacak olursam bir sonraki çevrimin buradan set basmasını engellemiş oldum. Bu da benim için çözüm o. Tamam mı? PLC'mize şu anda 10. çözümü yolladık. Input 0.0 girişini aktif ederek çıkışların durumunu gözleyeceğiz. 1 ilk çıkış, 2 ikinci çıkış, 3 üçüncü çıkış, reset atması lazım. Evet, resetini atıyor, devam ediyoruz. Devrenin tekrarlanabilirliğini görmek açısından evet, devre tekrarlanabilir ve istediğimiz çözüm evet, doğru bir çözüm. 11. deneme yapacağız. 11. denemede artık 3 tane 4 tane sayıcı kullanmayacağım. Tek bir sayıcıyla sayma işlemini yaptıracağım. Sayma işlemini yaptıran girişim neydi benim? Input 0.0. Geldi. C1 yukarı sayıcısını saydırmaya başladı. Bakın şu anda daha reset ucunu falan vermedim. Sayıcının değerini de vermedim. PLC'lerde karşılaştırma kontakları vardır. Büyük, küçük, eşit, eşit değil. Karşılaştırma kontakları vardır. Bu kontaklar nasıl çalışır? Şöyle söyleyeyim. Aynı matematikte olduğu gibi işte A büyük 20 ise, işte B bilmem neyse, sorular çıkar ise olma şansı nedir? Gibi.
Burada ne bir siz sayısal bir karşılaştırma yaparsınız. Öyle değil mi? Örneğin 3 5'ten küçüktür veya 5 3'ten büyüktür. Bunlar bir sayısal karşılaştırmadır. PLC içerisinde sayısal karşılaştırmaları yapabileceğiniz kontaklar vardır. Tamam mı? PLC içerisindeki sayısal değerler nelerdir? Mesela sayıcının değeri bir sayısal değerdir. 1, 2, 3, 5, 7, 10 gider. Zaman üresinin değeri sayısal bir değerdir. Zaman üresi ile ilgili çalışan butona bastığınızda ne yapıyordu? Zaman üresinin değer saymaya başlıyordu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 diye. Bakın bunlar benim için nedir? Birer tane sayısal değerdir. Ve bu sayısal değerleri ben karşılaştırabilirim. Tamam mı? Şimdi bunu bir örnekle görelim. Nedir bu? Karşılaştırma kontakları eşit integer. Integer burada tam sayı demektir. Ve sayıları tam sayı olarak karşılaştıran 1 tam sayı mıdır? Sayıdır. 10 tam sayı mıdır? 13 tam sayı mıdır? Bunların bakın hepsi kesirli olmadığı için tam sayılardır. Tamam mı? Büyük integer, küçük integer ve eşit değil integer. Integer tam sayı. Demin de söylediğim gibi. Tamam mı? Sayısal bir karşılaştırma yapacağım. Veya bunun haricinde ne var? Büyük eşit integer veya küçük eşit integer. Burada olay ne? Bu şartlar sağlanırsa bunu kullandığım kontak çıkış verir. Örneğin şöyle bir örnek gösterelim. Eşit integer. Buraya bir zaman bölgesinin değerini koyalım. Mesela T37'nin değerini koyalım. Ne diyelim buraya da? 500. 500 T37'de zaman değeri nedir? 100 değil miydi bu çarpanı? Yani bu nedir? 5 saniyedir, öyle değil mi? Burada olay ne? Burada olay T37'nin 5. saniyede, yani sayısal değerinin 500 olduğunda, 500 olduğunda bu kontağın çıkışını aktif yapar. Veya bir başka şey daha yapalım. C22. Tamam mı? Büyük integer. Ne diyelim buna? 48. C22'nin 48'den büyük olduğu nokta. Hocam bunu nasıl bileceğiz? Bunu şöyle bileceksiniz. Şunu şuraya alıyorsunuz. Şunu da şuraya alıyorsunuz. Yani ne oldu? Aslında C22 büyük 48 olmadı mı? Şey düzeltiyorum. 48 oldu. 48 oldu. Tamam mı? Yani C22'nin 48'den büyük olduğu değerler. C22 ne zaman 48'den büyük oluyor? 49'dan itibaren. Yani C22'nin size 49 olduğu andan itibaren o kontak çıkış verir. 49, 50 büyük olan bütün değerlerdir. Veya bir daha yapalım. Başka bir örnek daha verelim. T43 karşılaştırma kontağı koyalım. Küçük eşit integer ne diyelim buna? İşte 750. Bu ne demek? Hemen yerlerine koyalım. Bunu buraya kaydediyorum. Bunu buraya kaydediyorum. Öyle değil mi? T43 küçük eşit 750. Şart bu. T43 zaman öğesinin içerisindeki sayısal değer sayıyor ya. Hani siz online izlemeye geçiyorsunuz ya piyasada. Online izlemede zaman öğesinin içindeki oradaki değeri görebiliyorsunuz. Öyle değil mi? Atlayarak da olsa haberleşmeden kaynaklanan bir zaman farkı var. Atlayarak da olsa orada bir zaman artışını siz zaman öğesinin içerisinde görebiliyorsunuz. Öyle değil mi? Evet. İşte bu karşılaştırdığı o değer bu. T43 küçük eşit 750. 749 dedi. 750 dedi. Hala şart sağlanıyor mu? Sağlanıyor. Yani sıfırdan başladı. 749, 750 şart sağlanıyor. Kontak kapalı, çıkış var mı? Var. 751 dediği andan itibaren şart bozulur ve kontaklar açılır. Çıkış vermez. Tamam mı? Şimdi aynısını bizim burada yapalım. Yalnız şey düzeltelim bu arada. Yani 500 dediğimiz zaman 50 saniye oluyor. Bilmiyorum. Arkadaşın kapısını takıldıysa veya 75 saniye oluyor. T37. Şimdi hassasiyet ne? Ondan bahsedeyim ben size. Şimdi bakın. Buradaki hassasiyet ne? T43'ün çarpan katsayısı kaç? 100. 100 mü? 100.
100 demek ne demek? 150 çarpı 100. Yok, anlatmak istediğim şey şu. Yok, ilk bak böyle damla. Anlatmak istediğim şey şu. Çarpan gaz sesi 100. 1 saniye 1 milisaniyede 100 olduğu zaman 0.1 saniyedir hassasiyete. Tamam mı? Hassasiyet 0.1 saniyedir. 750 sayısıyla 751 sayısı arasındaki geçen zaman 0.1 saniyedir çocuklar. Anlaşıldı mı demek istediğim? Hassasiyet 750 ile 751 arasındaki zaman 0.1 saniyedir. Neden de şu T43'ün zaman çarpanı 100 milisaniye mi? 100 milisaniye. 1 saniye 1000 milisaniye mi? 1000 çarpan 100 ise 0.1'dir hassasiyet. Yani piyasada 750 ile 751 görmeniz arasındaki geçen süre 0.1 saniyedir. Hani şey görüyorsunuz ya, zaman öylesinde 43 diyor, 57 diyor, 65 diyor, 72 diyor. Dikkat ederseniz hep atlaya atlaya gidiyor. Niye? Çünkü arada bir kabloyla haberleşme yapıyorsunuz ve seri bir haberleşme. Seri haberleşme hızı düşük. Sizin bilgisayarınız PLC içerisindeki okuyor, geliyor ekrana yazıyor. Bir ikinciye gittiğinde PLC o kadar hızlı işliyor ki ikinci okumada sayıyı sıralı göremiyor. Atlayarak görüyor. Demek istediğimi anlatabildim mi? Aklınıza gelir. Orada zaman öylesi hocam 73 dedi, 78 dedi, 85 dedi, 92 dedi, 97 dedi, 105 dedi gidiyor. Onun nedeni şu, aslında PLC içerisinde o sıralı gidiyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6 diye sıralı gidiyor ama senin bilgisayar gidiyor, PLC'den onu okuyor. Veri aktarımında bir zaman gecikmesi olduğu için girip ikinci veriyi okuduğu zaman o veri çok yüksek değerlere ulaşıyor. Yani atlamış oluyor. Tamam mı? O nedenle PLC 750 dedi, 751 dediği zaman arasında ilk geçen süre 0.1 saniyedir. Sade işlemini yapalım. Setleyerek de yapabilirim burada. Setleyerek de yapabilirim. Tamam mı? Büyük sayıları da kullanarak yapabilirim. Büyükleri kullanarak yapacağım ben. Büyük integer. C1'in değeri. Bakın C1'in değeri neden büyük olduğu zaman şeyi çalıştıralım. İlk çıkışım neydi benim? Q0.0'da. C1'in değeri neden büyük olursa Q0.0 çalışsın? C1'in içindeki sayma değeri, C1'in içindeki sayma değeri kaç sayısından, öyle söyleyeyim, büyük olursa Q0.0 çalışacak. Q0.0 ne zaman çalışacak? İlk bastığında çalışacak mı? İlk bastığında C1'in içerisindeki sayı değeri nedir? 1. Öyle değil mi? İlk bastığında C1'in içerisindeki sayı değeri nedir? 1. Şimdi C1 1 olduğu zaman benim bu şartı sağlayıp çalıştırmam lazım bunu. Büyük kullanırsam ne olur? Buraya 1 değil. Bakın şimdi deneme yapayım size. Hadi ilk denememiz veya ilk problemimiz deneye gidelim. Buraya 1 yaparsa şart kaçta sağlanır? 2'de sağlanır. Bu ikinci basınçla mı çalışacak? Değil. O zaman buraya ben ne yapacağım? 0. X eşitliği sağlayan ilk sayı kaç? 1. Öyle değil mi? Yani 0'dan bir büyük sayı 1. O zaman C1 1 olduğu zaman ne olacak bu? Çıkış verdi. Veya şunu şu şekilde yapabilir miyim? C1 büyük eşit integer 1. Bakın bu da bir çözümdür. Burada sayısal değeri ne veririm ben? 1 veririm. Sayısal değeri 1 verdiğim zaman 1 hem büyük eşitte ilk etapta eşitliğe uyuyor mu? Uyuyor. Ha 2 olduğu zaman bu sefer büyük kısmından şey yapıyorum ben. Yakalıyorum. Tamam mı? Şimdi eğer büyük integer koyarsanız 0 koyacaksınız. Niye? Çünkü 1 olduğu zaman 1 0'dan büyüktür, şart sağlar. 2 şartı sağlamayı sürdürür. 3 şartı sağlamayı sürdürür. 4, 5 yani 0'ın üstünde gördüğünüz 1'den itibaren tüm sayılar bu şartı sağlar mı? Sağlar. Veya eşittir kullanacaksınız. Bu sefer 1'i kullanacaksınız. Niye? 1'den hiç basmadık. Aynen. Hiç basmadık 0. Şart sağlanmadı. İlk basışta 1 şartı sağlandı mı? Sağlandı. Sağlandı. Bir şartı sağlandığı zaman da ne yapabilirim ben? Çıkış
ilk çıkışı burada çalıştırabilirim. O zaman değer veriyorum aynı mantıkla. C1 büyük integer 1 neyi çalıştıracak? Q0 nokta 1'e. C1'in 1'den büyük olduğu ilk sayı kaç? 2. C1'in 1'den büyük olduğu ilk sayı ne? 2. 2 olduğu için de bu şartı ne yapıyor? İkinci basışta sağlıyor. Ha onun yerine ne yapabilirim ben? O kontak yerine C1 büyük eşit integer 2 bilirim. İkinci basışta C1 2'ye eşit olma şartı sağlanıyor mu? Sağlanıyor. 2'ye büyük olma şartı sağlandığı için çıkış yine verir mi? Bir sonrakine geliyorum. C1 büyük integer 2 diyorum. Q 0.2'yi çalıştırıyorum. Anlaşıldı mı? C1'in 2'den büyük olduğu ilk sayı 3. O zaman 3'ten itibaren bunu sağlıyor muyum? Sağlıyor. Şimdi sıralı olarak bunları biz devreye aldık mı? Aldık. Resetletmemiz lazım. Resetletmeyi de buradaki reset ucuna yine bir karşılaştırma kontağı koyuyorum. Eşit integer diyorum. C1 4. Tamam mı? C1 4 yapıyorum. C1 sayısı 4 olduğu zaman sayıcı kendini resetliyor, sayıları 0'a çekiyor. Hocam buraya ne yazacağız? Buradaki PV değerine. İstediğin şeyi yaz buraya. 1 yaz, 2 yaz, 3 yaz, 4 yaz, 5 yaz. Ne yazarsan yaz fark etmez. Çünkü ben dikkat ederseniz neye bakmıyorum? C1'in dijital kontağına yani açık veya kapalı kontağına bakmıyorum. C1'i ne olarak kullanıyorum ben? Karşılaştırma olarak kullanıyorum. Şöyle bir şey söyleyeyim. Burada 1 olduğu zaman aşağıdaki çalışma şartını bozuyor mu? Bozmuyor. 2 de olsa 50 de yazsanız, 100 de yazsanız, 5 de yazsanız şuradaki sayısal değer aşağıdaki çalışma şartlarını bozmuyor. Anlaşıldı mı? Yani bunun ne olduğu benim için önemli değil. Buna benzer çözümü nerede yapacaksınız? Sizin elinizde sorular var. İşte direnç, kademeli dirençte yol verme. Veya yıldız üçgende yol verme. Tamam mı? Kademeli dirençte neydi? İşte 5'er saniye aralıklarla girecek devre. O zaman karşılaştırma yapacaksınız. Yani 50'den büyük, 100'den büyük, 150'den büyük. Tek zaman ölçüsü kullanacaksın. Zaman ölçüsünü diğerini neye vereceksin? Aşağıdaki karşılaştırma kontaklarına vereceksin. Tamam mı? Burada da sayıcılara, sayıcının sadece sayı değerli karşılaştırma kontaklarına vermiş. Şunun ne olduğu benim için önemli değil. Tamam mı? Siz zaman öncesinde ne yapıyordunuz? 50 diyordunuz, 50'de kontağını kapıyordu. Öyle değil mi? Burada benim 50'de kontağını kapaması önemli değil. İçindeki sayı değerinin 50, 100, 150 neyse 200 olması benim için önemli. Anlaşıldı mı? Buradaki sayısal değeri benim için anlamı çok fazla yok. Kullanmıyorum. Ha, şöyle bir şey olabilir. Bakın çocuklar. Aradaki farkı göstereyim. C1, C, T, U aynı sayıcım. Input 0.0 sayma işlemi yapıyor mu? Bu ne? C1 mi? Bakın C1'in kontağını ben resete kullanırım. C1'in kaçta resetlenmesini istiyorum? C1'in 4'te. O zaman burayı 4'ü kullanmak zorundayım. O zaman buradaki 4'ü kullanmak bir zaruriyettir. Niye? C1 4 olduğu zaman kendini resetlesindir. Buradaki kontak karşılaştırma kontağı mı? Değil. Sadece dijital bir kontak. Açık veya kapalı bir kontak. Ha eğer ben buraya karşılaştırma kontağı koyarsam tamam mı? Karşılaştırma kontağı koyduğum zaman buradaki sayının benim için hiçbir önemi yok. Benim için önemli olan bunun sayma işlemidir. Ama yok, eğer dijital kontak kullanacaksam karşılaştırma kontağı değil de burada da o zaman ben oraya o kontağın ne zaman kapanmasını istiyorsam onun sayısal değerini de altına koymak zorundayım. Tamam? Şimdi buradaki çözüm 11 yeter. Dikkat ederseniz hep burada deneme yanılmalarla gittik. Tamam mı? Beyin jimnastiğiydi burada amaç. Burada tamamen amacımız beyin jimnastiği. Onu oraya koyarsak ne olur, öbür tarafa da koyarsak ne olur? Tecrübeydi. Tecrübe edinmek amacıyla yaptık. Şimdi bununla ilgili bunun haricindeki çözümleri sizden denemesini istiyorum. Tamam mı? Deneyin. Eğer düzgün çözümler bulursanız yanlış da olsa bakın. Doğru olup olmaması önemli değil.
en azından yanlışı görmeniz açısından yanlış da bir çözüm bulsanız dahi çalışmasa da ha şunu söyleyeceksiniz ama hocam şu noktada bu çalışmıyor. Yani 1-2'ye bastım hocam, 2'ye bastım, 3. saymıyor. Veya 4. resetlemiyor. Veya devamlı 3 devrede kalıyor. Bununla birlikte gelip tahtada bu sefer siz çözün. Şu anda PLC'miz 11. çözümü yolladık. Girişi aktif ederek çıkışların durumuna bakacağız. Bir çıkış verdi. 2'ye. 3'ye çıkış verdi. Şimdi reset atması lazım. Evet, reset attı. Tekrarlanabilirliğine bakıyoruz devrenin. Evet, şu anda tekrarlanabilirliği var. Devremiz doğru bir çözüm. Birinci, input 0.0'a bastığımızda burası kapanacaktır. T yükselen kenarını gördüğünden merkez 0.0'ımız enerjilenecektir. Yani 1 olacaktır. Input 0.0'ımız kapanacaktır. Pozitif yükselen kenarını gördüğünden Q00 nokta konuda açık olduğundan burada bir değişim olmayacaktır. Yani 0'dır. Input 0.0'ımız kapanacaktır. Pozitif yükselen kenarını görecektir. Burası açık olduğundan yine 0 olacaktır. Input 0.0'ımız kapalıdır. Pozitif yükselen kenarı gördüğünden Q00 açıktır. Yine 0 olacaktır. Merkez 0.0'ımız birinci network'te kapandığı için Q0.0'ımız 1 olacaktır. Input 0.0'ımız kapalı olduğundan pozitif yükselen kenarımız görecektir. Yalnız merkez 0.1'imiz enerjileri olmadığından burası 0 olacaktır. Şimdi ikinci çevreme geldiğimizde input 0.0'ımız kapalı olduğundan pozitif yükselen kenarımız bir çevrimlik gördüğü için bir değişim olmayacaktır. Hepsine bakmamıza gerek yok bu yüzden. Şimdi ikinci butona bastığımızı görelim. Onlar kalsın. Input'a bastığımızda yine kapalı olacaktır. Pozitif yükselen kenarımızı bir çevrimlik görecektir. Orası 1'dir. Zaten değişim olmayacak. Burada da yükselen kenarımızı görecek. Burası açık olduğundan ikinci çevrimlidir. Burası 1, burası 0 olacaktır. Yine pozitif yükselen kenarımızı gördüğümüzde input 0.0 kapalı olduğundan burası 0 olacaktır. Input 0.0'ımız kapalıdır. Pozitif yükselen kenarı gördük. Q0.0 enerjilendiği için burası kapandı. Ve Q0.1'imiz setlendi. Q0.0'ımız zaten setliydi. Setli kalmaya devam etti. Burada da merkez 0.1'imiz setli olmadığından bir değişme olmayacak. 0 olarak gelecek. Yine ikinci çevreme bakmaya gerek yok çünkü pozitif yükselen kenarlarımız bir çevrimlik gördüğü için üçüncü basıza geçebiliriz. Input 0.0'a bastığımızda kapandığı için pozitif yükselen kenarımızı gördü. Merkez 0.0'ımız enerjili. Burası 1 olacaktır. Input 0.0'ımız kapalı, pozitif yükselen kenarımızı gördü. Q0.2'miz açık olduğundan burada bir değişim olmayacak ve 0 olacaktır. Input 0.0'ımız kapalı, pozitif yükselen kenarını gördü. Q0.1'imiz bir önceki basışımızda kapandığı için burası 1 olacaktır. Input 0.0'ımız kapalı, pozitif yükselen kenarını gördü. Zaten setlendiği için bir değişim olmayacaktır. Burası yine 1'dir. Q0.0'ımız da zaten 1'dir. Merkez setli olduğundan dolayı. Burada da bir değişim olmayacaktır. Çünkü merkez 0.1'imiz şu anda setli olmadığı için burası 0'dır. Dördüncü basışa geldiğimizde şöyle bir silelim.
Dördüncü basıza geldiğimizde input 0.0'ımız pozitif yükselen kenarını gördüğümüzde merkezimiz zaten sette olduğu için bir değişme olmayacaktır. Direkt bir yazabiliriz. Input 0.0'ımız den geçip pozitif yükselen kenarını gördü. Q0.2'miz bir önceki çevrimde 1 olmuştu. Yani burası kapanmıştı. Bu yüzden Q0.0'ımız 3'ünü resetlemiş oldu. Yani 1 oldu. Burada merkez 0.1'imiz setlendi. 3 çıkışta setlemiş olduk burada. 3 Q'yu da setlemiş olduk. Input 0.0'ımız zaten şeydi. Bunlar sıfırlanıyor o yüzden. Direkt 0 yazabiliriz. Yalnız merkezlerimizi sıfırlamada bir sıkıntı yaşıyorduk. Onu da şöyle çözdük. Q0.0 pozitif yükselen kenarını gördüğünde merkez 0.1'imiz burada setlenmişti. Burası kapanarak en sonunda iki merkezimizi de burada resetlemiş olduk. Burası da 1 oldu ve daha sonrasında sıfırlandı. Yani devremiz ilk baştaki konumuna geri döndü.